Değerli Postun Sesi izleyicileri, sizlerle Bir Sarı Yıldız yarışmasında daha bugün birlikteyiz. Bugün Hamburg'un Bilişsel semtinde bulunan Saloni Rose Gül Mobilyacı'dan hediye kazanan talihlilerimiz. Az sonra içeride talihlilerimize hediyelerini vereceğiz. Şimdi içeri giriyoruz ve bu ayki talihlilerimize hediyelerini takdim ediyoruz. Evet, şimdi Saloni Rose Gül Mobilyacısının dükkanın içine girdik ve şu anda talihli okurlarımızdan ikisi yanımızda. Bir talihli okurumuz işi olduğu için bugün kendisi burada olamadı. Ben hemen önce Zeynep Ünel'den başlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Bugün bir hediye kazandınız ama ne kazandığınızı önce bir Fatih Bey'e bir soralım. Sizler için neler hazırlamış? Fatih Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün ne sürprizimiz var? Tarihlerimize bizde 100 euro değerinde ince saten Nevris'in takımı var. Bunlara takdim edeceğiz inşallah. Şunlar herhalde değil mi? Bunları böyle bir gösterebilir miyiz? Evet, gayet de güzel hediyeler var. Zeynep Hanım, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Böyle bir şey ihtiyacınız var mıydı evde? İhtiyacım yoktu ama çocuklar evlenirse onlara vereceğim. Yani yoksa biz talipliyiz, bize de verebilirsiniz. Verebilirim, ne olacak, canınız sağ olsun. Evet, hemen düşüncelerinizi alalım. Siz bize tanıdık sima geliyorsunuz. Daha önce de Sarı Yıldız'dan kazanmıştınız hediye. Kazandım, dördüncüsü. Maşallah, Allah daha çok versin. Bir tane farşürleden hepsini söyleyeyim. Söyleyin. Birisi farşürle. Bir tanesi Bayburt tatlıcısı, bir tanesi de neydi o? Galaxy Ryzen. Birisi de Rosen. Saloni Rose Gül. Mobil salonu. Bu da dördüncüsü. İnşallah devam eder. Ama aralıksız her ay katılıyor musunuz? Tabii katılıyorum. Çok güzel şeyler var içinde. Eşinize, dostunuza da tavsiye ediyor musunuz? Ediyorum, etmez mi? Peki kaç yıldır Sarı Yıldız'a katılıyorsunuz? Yani 4 defa kazandınız ama... 4 defa kazandım ama 8-9 sene oldu. Daha önceleri geliyordu ama bakmıyordum hiç. Atıyordum. 8-9 yılda sürekli katılıyorsunuz. Evet, katılıyorum. Hiç bırakmıyorum. İzine gittiğim zaman olmuyor yalnız. İzine gittim mi katılamıyorum. Nasıl, gazeteyi beğeniyor musunuz? Daha önce de bu soruları sormuştuk ama o zamandan bu zamana neler değişti? Çok daha güzel şeyler var. Gazetenin boyutu küçüldü. Küçüldü. Küçük yaptılar. Niye şiparen mi yapıyorlar? Peki Saloni Rose Gül'ü tanıyor muydunuz? Böyle güzel bir mekanı Bilişlet'te mobilyacı olarak açtılar. Daha önce geldim gezdim içerisini. Yalnız aşağıya inmemiştim. Burayı gezmiştim, aşağıya inmemiştim. Hı-hı. Ayakkabı dolabı bakmıştım. O da yok. Hı-hı. Nasıl buldunuz mağazayı? Mağaza güzel, çok güzel. Mobilyalar da güzel. İnşallah alanlar güle güle kullansın. İhtiyacınız olduğu zaman sizin için İhtiyacımız oldu mu geliriz. Kendi malımız çünkü, Türkiye'nin malı. Evet, şimdi yanımızda bir küçük talihlimiz var. Aslında Rabia Kocakaya bugün hediye kazanmıştı. Kendisinin işi olduğu için bugün gelemedi, çalıştığı için. Kardeşi... Aslı Gül geldim. Aslı Gül'ü gönderdi. Hı hı. Evet, biraz yüksek sesle konuşalım Aslı Gül. Kaç yaşındasın? 9 yaşındayım. 9 mu? Hı hı. 9. Peki ablan Sarı Yıldız'dan hediye kazandı. Sana da böyle bir şey verdiler. Bunu ablana mı vereceksin? Kendin mi kullanacaksın? Ne yapacaksın? Ablama vereceğim. Bunu vekaleten geldin değil mi buraya? Onun için hediye ablanın. Hediye ablamın. Ablanın. Evet. Peki sen hiç Post gazetesini tanıyor musun? Hiç gözüne çarptı mı? Okudun mu? Çarpmadı ama yoksa annem bakıyor hep. Ablama gösterdi, ablam yapmak istiyordu, yaptı işte. Sarıldı. Şimdi kazandık. Hı-hı. Ama senin fazla dikkatini çekmiyor tabii şu anda. Yok. Ama bundan sonra Sarıldız'ı sen de ara, sen de bul. Belki sen de bir şeyler kazanırsın. Evet. Değerli izleyenlerimiz, az önce Sarı Yıldız talihlileri hediyelerini aldılar ve şimdiki mağazanın sahibi Fatih Gönüllü Bey ile baş başa kaldık. Güzel hediyeler verdiniz. Öncelikle teşekkür ederiz Post Gazetesi adına. Biz de Post Gazetesi'ne teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz böyle mağazanızdan bize bahseder misiniz? Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. İki katlı mekanınız var. Ne zaman açtınız? Hangi çeşit mobilyalarınız var? Neler var? Biraz mağazanızdan bahseder misiniz? Biz daha önce bildiğiniz gibi perde sökerindeydik. Allah nasip etti, geçen sene 8. ayın 1'inde bu mağazamızı açtık. Burası 1500 metrekare, iki katlı. Burada bütün ürünlerimiz Türkiye'de, kendi öz vatanımızdan, Bursa, İnegöl ve Kayseri'den gelmekte. Çok bir yoğunluk var. Müşterimizin hepsi hem Hamburg'dan hem Hamburg dışından, Danimarka'dan, İsviçre'den, Lübeck, yani Hamburg çevresinden gelen insanlarımız var.
Hepsi şu ana kadar memnunlar. Biz de tabii ki daha çok kitlelere ulaşmak istiyoruz. Biz de geldikleri zaman hem uygun fiyatta paket aldıkları zaman bunun yanında işte lifle montajcısı, matrasıyla beraber yatağını hediye veriyoruz. Şu anda da yine kampanyamız var. Gelen müşterimize %99 müşterimize anlaşmaya çalışıyoruz ki eli boş buradan dönmesin diye. Allah'a şükür olsun iyi bir yoğunluk var. Baya bir talep var. Biz de müşterimiz de bizden memnun yani. Tabii böyle mekanlarda özellikle ilk 6 ay 1 yıl çok önemlidir. İşte dükkanın yaşayabilmesi, işlerin devam etmesi. 6 ayı geride bıraktınız. Genel ilgiden memnun musunuz? Özellikle Türk müşteriler açısından. Şimdi müşterimizin tabii ki şimdi böyle kurulu düzen gördüğün zaman her şey güzel güzel ama bir de bunun arka tarafı var. Yani Türkiye'deki insanlarımızdan çalışmak, bunun hasarlı gelme durumu oluyor. Ama biz elimizden geldiği kadar da müşterimize memnuniyetlere kalması için elimizden gelen bütün imkanları sunuyoruz. Buradaki ürünlerin hepsinin 2 sene garantisi var. Herhangi bir sevkiyatta falan bir arızalı bir durum olduğu zaman biz bunu montajcıların resimlerini çekiyorlar. Biz firmalara bildiriyoruz. Firmalar da tekrar bunun tekrar yedek parçalarını gönderip biz burada müşterimizi değiştiriyoruz. Evet. Şimdi koltuk takımları, yatak takımları, yemek odası, mobilya üzerine herhalde aranan her şeyi bulabiliyorsunuz değil mi? Hemen hemen burada bir insan geldiği zaman komple evini dayayıp döşeyebilir yani böyle diyeyim. Peki taksitli satışlarınız da var mı? Taksitli de var. 6 aydan 12 aya kadar 0 faizimiz var. Genelde müşterimiz zaten 0 faiz olduğunu duyduğunda onlar çok cazip geliyor. Yoksa eğer nakit ödediklerinde %60 peşini alıyoruz. Geri kalan da evlerine teslimatta onları ödeme yapıyorlar. Evet. Alman mağazalarında görülmeyen çok farklı modeller de var. Yani burada sürekli modayı takip eden ya da piyasada olmayan değişik modelleri siz mi tasarlattırıyorsunuz yoksa orada yeni çıkan ürünlerden getiriyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Biz kendimiz fuarlara gittiğimiz zaman yeni çıkan ürünlerin takipçisiyiz. Tabii onlar da kendi zevkimle diyeyim. Daha doğrusu hanımla beraber buradaki elemanlarımızla beraber kendimiz seçiyoruz. Hangi teşhire koyacağımız malımızı. Tabii yeni ürünler de çıktığı zaman bunların takipçisi oluruz. Fuarlara katılıyoruz. Fuarlarda hangi değişiklikler, hangi yenilikler oluyor. Onların tavsiyesi. Onlar da buradaki müşterimize sunuyoruz ki hani yenilikten hiçbir şey koparmayalım diye. Yani müşterinin taleplerine göre de sipariş etme imkanları olabiliyor değil mi katalog üzerinden? Tabii ki. Yani bir de şöyle bir durum var. Diyelim ki müşterimiz burada bizim aşağı yukarı 40 tane çeşit koltuk takımımız var. Bunların buradaki teşhirdeki görmüş olduğu modelin istediği kendi rengine yani kendi zevkine göre katalog renginde değiştirebilir. Yani illaki bu rengi alacak diye bir detay yok. Kendi zevkine göre katalog renklerinden istediği zevkine göre tasarlayabiliyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Onun da farkını müşterimizden almıyoruz. Yani. Evet, peki böyle bir sipariş verdiği zaman ne kadar da teslim ediyorsunuz? Genelde biz 8 haftayla 10 hafta diyoruz ama genelde daha erken geliyor. Biz de müşterimize bunları erken geldiği zaman telefon açıyoruz, teslim ediyoruz müşterimize. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Rabbim nice bol kazançlar versin. Gerçekten Hamburg'da böyle bir mağazanın eksikliğini hissediyordu Hamburglar. Bunu giderdiniz. Bu konuda biz de size tekrar teşekkür ve başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. Biz de şunu şöyle diyebilirim. İnşallah Allah nasip ederse ikinci yeri de şu anda düşünüyoruz. İnşallah şu anki bir talebe göre. Allah'ım inşallah hayırlı bozgarışlar versin diyorum.